Dostlar, MGMT'den herkese merhabalar. Uzun süredir video atamadık, kusura bakmayın. Bir ev taşınma, değişiklik, yaşamda değişiklikler olduğu zaman böyle sıkıntılı dönemler olabiliyor. Günün konusu Skyrim. Biliyorsunuz Skyrim, artık oyunlardan pek keyif alamıyorum bugün. Hani Battlefield yayınları falan yapıyoruz Twitch'te. Twitch'te de bu arada takip etmeyi unutmayın. Battlefield Squad falan diyoruz Twitch'te ama çok keyifle oynadığım şöyle bir maceralı ve görsel şov olan bir oyun yok. Hem işin macerası hem görsel şu tamamlansın diye şimdi bir Skyrim turu atacağım. Epeydir oynamamıştım. MGMT.com sitesinden de paylaşacağım detayları. Önce Skyrim'i Steam üzerinden satın aldık dostlar. Normal Xbox'taki çalışmıyor. Steam üzerinden Skyrim Special Edition satın aldık öncelikle. Daha sonra yaklaşık 291 tane mod kurarak Skyrim'i böyle bir görsel şova çevirdik. Şöyle birkaç resim var, örnek onları göstereyim. Tabii 4K'lı video kaydedeceğiz birazdan. Oradan da göstereceğim size. Çok talep edenler olursa da Türkçe bir kullanım kılavuzu atarak bunları tek tek nasıl indireceğimizi göstereceğim. Burada videoları da var örnek olarak. Onların linklerini atarım. Tabii ki şu Nexus Mod sitesindeki Skyrim Special Edition'ın modunu linkini de size göndereceğim. Burada yapmanız gereken şöyle 9 maddelik bir olay var. Öncelikle bir tane özel bir programımız var, Wabajek diye. Bu özel bir Skyrim Special Edition ve Anniversary Edition dediğimiz iki tane versiyon var. O versiyonlarda özellikle türümü 1.6 353'e düşürürseniz ondan sonra bütün bu modları kurup son sistem, yüksek kalite, yüksek grafik kalitesiyle oynayabiliyorsunuz. Burada yapacağımız şey programı indiriyoruz. Daha sonra burada bakın mod listesi var. Yani mod list dediğimiz şey tamamen bütün oradaki yaklaşık 12 yıl boyunca Skyrim'e eklenen modların en iyilerini, özellikle grafikle alakalı olanlarını görsel olarak buraya otomatik ekliyoruz ve sırayla bunları çalıştırabiliyoruz. Daha sonra tabii ki bizim indirdiğimiz versiyon genellikle Steam'den indirdiğimizde 1.6.640 oluyor. Bunu da 1.6.353'e düşürmek için belli bir eklenti ekliyoruz. Daha sonra şöyle özel bir dosya var. Bunu indirip kuruyoruz. Yine iki tane özel DLL dosyası var ki dosyalarda sıkıntı olmasın. Malum bu oyunun grafik motoru biraz eski. Hatta 60 FPS oynayabiliyoruz. Daha yüksek FPS açarsanız veya VSync olan monitörde benim 4K VSync var. Onu açarsanız biraz kırılma olabiliyor. Birkaç dosya ekleyip de sıralamaları, mod sıralamaları düzelttikten sonra program düzgün bir şekilde çalışıyor. Normal bir oyunda olduğu gibi eklentileri programın kendisi kurulum dosyasına atmıyoruz da ayrı bir klasöre, özellikle mesela bir oyun hard diskiniz varsa bu hard diskte atıyorum Steam oyunumuz buradaysa eğer şunu atalım. Steam'de oyun buradaysa normalde mod klasörü burasıdır. Ama bizim klasörümüz boş gördüğünüz gibi. Biz buna hiç bulaşmadan kendimiz ayrı bir klasör oluşturup bu Skyrim modlarını indiriyoruz ve tek tek kuruyoruz. Normalde Skyrim'in kendisi ne kadar, hemen şurada ben sizin için bakayım. Bu Skyrim Special Edition'ın kendisi neredeyse modsuz 14 GB. Ama onun da verilerine bakalım. Ancak bizim indirdiğimiz modun da hemen şu indirme kısımlarına bakalım. Skyrim modu indirdikten sonra kendiniz ekstra bir klasör açabiliyorsunuz. Şuraya mods diye. Bunların tamamını 291 tanesini indiriyor ve totalde inen miktarı görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 54 GB sırf mod var içerisinde. Bilginiz olsun. Bu modları nasıl tabii yönetiyoruz? Bu kadar çok mod bir seferde nasıl oluyor? Bir liste indiriyoruz ve bu listeyi, bu bizim mod organizer dediğimiz uygulamadan önce bir uygulamamız var. Uygulamada Wabajek. Wabajek'i açıp bu modları otomatik olarak indiriyoruz. Bu yaklaşık 2,5-3 saat falan sürüyor. Çünkü Nexus Mod sitesine özel premium üyelik istiyor. Eğer sınırsız indirmek istiyorsa hızlı bir şekilde bir saatte de indirebiliriz ama çok zor. O yüzden tek tek tıklamamız gerekiyor. Şu an bende aktif 291 tane mod var ve bunların 126'sı çalışıyor. Tabii birlikte çalışanlar hariç. Bunların etkin olanları 126 tanesi. Geri kalanları sadece küçük eklentiler. Buradakilerin tamamı yüksek boyutlu değil. Belli patchler, 3-5 kilobaytlık düzeltmeler varken diğerlerine mesela daha yüksek. Örneğin ses eklentileri 2-3 GB iken çok yüksek eklentiler var. 9 9 GB'a kadar eklenti var. Sadece bir ekstradan bir Türkçe çeviri modu ekledim ben. Sadece belli bölümleri Türkçe'ye çevrilsin diye. Ve oyunun bütün bu modlarını çalıştırırken sıkıntı olmaması için DKS diye bir sürümden oyunu çalıştırıyoruz. Sizin için hemen başlatayım. Şöyle bir oyuna bakalım. Benimki gibi bir hard disk'e kurduysanız, yavaş bir hard disk'e, biraz geç açılabilir. 20-30 saniye, 40 saniye gibi geç sürelerde açılabilir. Çok sorun yaratmayın. M.2 SSD'ye kurarsanız tabii bu hız daha yükselecektir. Çünkü bayağı %100 hard disk kullanıyor tahminim. Ama tabii ilk açılıştan sonra bu alışıyor ve hızlanıyor. Güçlü bir grafik ekran kartıyla bütün bu oyunları, bütün bu modları kurup keyifle oynamak isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ben de size MVGM.com'a tek tek o linkleri atıp
çevirilerini Türkçe'ye yapıp nasıl yapacağınızı göstereyim ve onun videosunu da çekebilirim tabii ki. Burada hemen yeni bir oyun açalım. Hatta yeni oyun açmadan önceki oyundaki ilk giriş kısmını oynamıştım ben. Böyle bir geniş bir arazideydik. Orayı göstereyim size. Oyunda Türkçe yama var ama bu Türkçe yama Skyrim Special Edition'ın yaması olsa da bu eklentinin getirdiği birçok script var. Yani bu scriptlerin de Türkçe yamaları çok mümkün değil çoğunun. Yeni yeni ekstra kelimeler, cümleler eklenmiş. Bazı yerlerde havada kalıyor oyun. Bilginiz olsun. Bu da biraz bir yan etkisi diyebilirim. Ama çoğu yeri Türkçe. Yani bir görev boyunca sadece %10'luk bölüm İngilizce kalabiliyor. O da ekstra cümleler eklenmiş muhtemelen. Tabii yine bu İngilizce eksikleri tamamlamak için ben çevirisini yapmayacağım. Çok vaktim yok onu yapacak kadar ama. Yine oynayarak böyle bölüm bölüm bir onu da talep ederseniz eğer birer saatlik bölümler halinde şöyle bir 20 bölüm 30 bölüm oynanabilir aslında. Çok da canım istiyor. Ama işte tutarlık tribine girmeden şöyle yok bir gün boyunca oynamak istiyorum. Evet dostlar. İlk görevimizin bir kısmını tamamlamıştık bir yarım saatlik. Onun videosunu çektim ama daha sonra yeniden size gösteririm. Dragonumuz geldi üstten geçti gitti ama nerede görebildik mi? Looks like he's gone for good this time. Gitti diyor aynen. Dragon'u çorak uzaklaştı. Gördüğünüz gibi haritamız böyle. Beni kim fark etti ya? Blacksmith. I'm sure he'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Bu modda birçok ağacın 3D modeli var. Yani 3 boyutlu modelleri var. Daha sonra bütün bu dağları yeniden grafik olarak oluşturmuşlar. Hatta benim büyülerim de bu havayı bulutlu bir havaya çevirebiliyorum sizin için. Bu da bir eklenti. Havayı bir anda bulutlu hale getirebiliyor. Böyle çalışıyor mu? Çalışıyor. Gördüğünüz gibi sis daha vurgulu. Büyüler daha hareketli, keyifli. Hatta şöyle bir yağmur modu yapayım size. Yalnız şey çalışmadı diye bakıyorum ama. Kar modu. Bölgesel görüyorum. Birazdan yağmur yağacak. Yani bu yağmur modu gördüğünüz gibi. Bulutlar, yeşillik, terrain dediğimiz bütün o sistem her şey güncellenmiş. Hayvanları güncelleme gelmiş. Çeşitli yeni eklenenler var. Ha, kaçırdık herhalde. Yo, vurmuşuz. Tilkiyi vurmuşuz. O da ateş ediyor çok iyi. Öldü mü? Göremedi o. Bir koş nereye gittin? Çok nadir durumlara böyle hard disk kasıntısı yapabiliyor. Özellikle G-Sync açarsanız ekranda böyle yırtılma olabiliyor. Ona dikkat edin. Şöyle hemen bir yer var. Şöyle bir ziyaret edelim. İnşallah dayı biraz saldırgan değildir ama. Yani biraz saldırganla benziyorlar. Ben size ateşi de göstereyim. Kral selamünaleyküm. Al işte. Hemen kılıcıma geçmem lazım. Warhammer iyidir. Yok bir dakika daha iyisi var mı? Yok. Bu iyi. Bir gitti. Sonra belki gelsin. Kardeş biz sizle uğraşmak istemiyorduk. Niye böyle oldu? Bu dayıyı bulamıyorum. Dayı? Dayı selamünaleyküm. Dayı niye bana sıkıyorsun? Ayıp olmuyor mu? Arayalım bakalım güzel bir şey. Lockpick alabilir, treasure map alabiliriz. Buna geç, buna gerek yok. Bendekinden iyi değil, demir okuma alırım. Gördüğünüz gibi Legion'a katılım diyor. Niye Legion'a katılıyoruz kardeşim? Çelik gür, geç, tırt, tırt. İglaflar alırım onlar için yarar. Aynen sanki benimkinden daha iyi. Şu daha iyiymiş, şu daha iyiymiş, şu daha iyiymiş, bu da güzelmiş. Buna geç, lockpick'i alayım. Gördüğünüz gibi güzel bir ortam var. Ateş gayet keyifli görünüyor. Aha kitap. Selamünaleyküm dayı. Bu al. Bilahare okurum. Bunların hepsini alıp çevirecek halim yok herhalde.
Ne? Aha büyük çuval. Kırmızı elma aldık nedense. Bayılırım loot'a ki bu oyunda da loot yok. O yüzden her türlü. Neymiş? Black Rose Gage. Vay. Ne yapıyor lan? Deri tezgahı. Çok ilginç. Bana bakalım minik ileri yapalım. Bulunsun. Şöyle bir suya da gidelim. Bazen kasabiliyor. Hard disk'e suç oldu ama. Tabii bir sürü mod, 290 tane modun çalıştığı yerde de. Küçük kasmalar olabilir. Ama 60 FPS'te standart 14 MB, 14-15 MB RAM'ı, yani 10 MB RAM'ıyacak herhalde. Ya da 10 GB neyse. İşlemci olarak da benim 4080'in yarısını kullanıyordu. Normal işlemcinin %50'sini falan kullanıyor. Öyle çok abartı bir kullanımı yok. Burada böyle bazı ek görevler çıkmış galiba. İngilizce çok. Türkçe çeviride eksik var haliyle. Böyle göstereyim. Suyu da göstereyim size. Manzara F. Sol. Bu oyunun grafikleri tabii. Birçok eklenti var. Eklentinin özel olan eklenti en azından. İnceleyip rapor haline sunacağım ama. Grafik olarak bu. Hemen oyunun başına dönelim. Zaten oynanış videosu çekeceğim. Şimdi ben bu oyunu bitirmek istiyorum. Özellikle bu haliyle bitirmek istiyorum. Onu zaten çekeceğim de. Tüm bu eklentileri kurarsanız ne yapmanız, yani nasıl olur? Yeni oyuna başlarsanız ne olur? Yine o basit görevlerle ilerlemeniz gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor, onu da söyleyeyim. 15-20 kadar farklı senaryoda otomatik başlayabiliyorsunuz. Yine birinci seviyeden ve birçok silahla şey açılmış halde. Yani keyfi sırf. Açabilirsiniz. Hemen birkaç tane örneğini size göstereceğim. Burada ırk olarak yine tabi biraz daha değişiklikler var. Örneğin mesela cinsiyeti kadın olarak seçelim. Bir örneğini göstereceğim sadece. Sırf bunun için 1 GB dosya indirdim çünkü. 911 tane ayrı saç modeli var. Bunlar yenilenmiş. Bu da tabi oyunda immersion dediğim şeyi. Onun içini daha gerçekçiliği arttırıyor. Karakterlerin duruşu, yüz hatları da daha iyileşmiş. Şuradaki kıyafetlerin örgülerini falan değiştirmişler. Bu da tabii daha rahat oynamanızı yol açıyor. Daha keyifli bir oynamanızı yol açıyor. Şöyle rastgele bir şey açalım. Oyunda karakteriniz oluştuktan sonra şöyle bir zindanda başlıyorsunuz ve burada yeni oyuna başladığınızda yukarıda gördüğünüz gibi Takota gibi, MCM gibi çok yeni menüler geliyor. Bunlar ne? Birçoğu yeni yetenekler açıyor, otomatik eşyalar açıyor, yeni büyüler geliyor. Şuradaki büyüden hepsi bakın. Özel büyüler bunlar. İşte burada zindanda başlıyorsunuz. Bu kapıyı falan açamazsınız söyledim. Yok öyle bir şey. Kapıyı, çünkü zindandayız. Burada gördüğünüz gibi bir tane Statue of Mara dediğimiz Mara'nın heykeli var. Buna tıkladığınızda başlama versiyonları var. Eğer standart bir oyuna başlayacaksanız İşte sınırı yasa dışı geçerken yakalandı. Bu Vanilla Start dediğimiz Vanilla oyunun başlangıcı. Yani ilk oyunun başlangıcı bu. Ana hikaye oynayacaksanız buradan başlıyorsunuz. Ancak işte ben buradan kaçtım. Buradaki hücreden kaçtım. İşte vahşi doğada bir haydutum. Ne bileyim Stendhal'da bir gene kaçkınım, gezginim gibi. Ondan sonra ormanda kamp yapan biriyim. İşte bir kıyının birine gemim battı geldim falan gibi böyle 5-10 tane farklı başlangıç var. Bunların hepsini yine video olarak hazırlayacağım. Bu eklentinin nasıl alternatif başlangıçları diye. Örneğin mesela yine bir orman manzarası gösterelim. Ormanda kamp yapıyorum diyorsunuz. Bunu seçtikten sonra yapacağınız şey şuradaki yatak var. Buna tek basarsanız direkt artık o istediğiniz senaryodan oyuna başlayıp ister gezin ister tozun takılın. Bu senaryonun hepsini burada tek tek denemeye gerek yok. Onun için ayrı bir video çekebilirim. Yine talebiniz olursa yorumlarda belirtin. Sadece çevirin yazsak yeterli olur. Ama dediğim gibi orada Vanilla Start dediği şey doğrudan oyunun standart o at arabasında başladığınız bölümü. Onun da videosunu bu hafta için paylaşalım. Normal bir oyunla bizim gelişmiş oyun arasındaki grafik farkı nedir? Ona bir bakalım. Burada standart bir başlangıç yapabiliyorsunuz şöyle. Bir ormana sizi bırakıyor. Neredeyiz bakalım konum olarak. Neredeyse işte şu köyün olduğu yerlerin yakınlarındayız. Helgen var yakınımızda. Şimdi bizim çok meşhur köyde bu ileride bir yerde. Bunu normalde şey açarak TMM1 yazınca bütün haritalar açılıyor. Bunun kodları var arkadaşlar, yani kimse bana saldırmasın ben gezeyim tozayım derseniz. Irmak kuru gibi bir yerler açılıyor.
neydi? Riverbend miydi? Böyle bir sis var. Dragonumuz geziyor. Yine burada büyü yapıp bir ortalığı bir temiz havaya geçirelim. Böyle hava temizlensin. Bu büyüler çok iyi. Havayı temizleme büyüsü çok hoşuma gitti. Şimdi ortalık tertemiz olacak ve buradan daha güzel bir manzara göreceğiz. Oyunda tabii neler güncellenmiş. Kayaların sistemleri, buradaki birçok ev, şehirler, karakterlerin kişiselleştirme çok değişmiş. Mod listesinde şu vegetation dediğimiz, yani yeşillikler değişmiş. Ağaçların 3D modelleri, kayaların sistemleri, taş evlerdeki sistemler, bu karakterlerin tepkileri gibi birçok şey değişmiş. Oğlum bir uğraşmayın benimle, 2 dakika video çekiyorum. Bak serseriler. Herkes manyak tabi. Ve onun da kodu var. Kimse bana saldırmasın diye bir kod yazıp çevredekilerden tepki almıyor. Gerçi bir level'da olduğumuz için biraz oyunu oynamak daha iyi olabilir. Böyle yine bir göl manzaramız mevcut. Görüyorsunuz sisiniz. Sis. Dağ başını duman almış. Beklentimiz de mevcut. Gayet hoş. Gördüğünüz gibi yağmur tepkisi su üzerinde 10 numara. Yani bu eski bir grafik motoru olduğunu düşünürsek yapılan şeyin gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun orijinalini tamamını oynamadım haliyle ama şu haliyle çok keyifli olduğunu söylemek mümkün. Oklarımı geliver. Oklarımı bana geliver. Bir okum gitti boşa. Öyle gittim ben. Şunu. Now. Gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde. Bu herhangi bir alternatif başlangıçtı. Yani normal standart sistemde çıktığımız bir başlangıçtı. Başka alternatif başlangıç istiyorsanız ya o başlangıçtaki zindana gitmeniz gerekir. Ya da oyunu yeniden başlatıp gitmeniz gerekiyor. Böyle bunları yeni yedek alıp kayıtlı oyununuzu başlayabilirsiniz. Bir oyuna mod kurmak bir biliyorsunuz şeydir. Keyif. Bunun keyfini kaçırmamak lazım. Olabildiğince ne renk bu? Aa şu çift renk gözü. Aa siyah göz, bayıldım. Hemen. Erkekler 124 tane saç var. Çok öyle ekstra fazla saç yok ama fena değil. Biraz hafif modern kekonsu saçlar var. Allah'ın dağında nerede buldular, jöleyle böyle yaptılar bilemiyoruz ama mesela şu saç tam böyle abo abo K-pop eklentileri de var. Tamam, düz olsun. Böyle ama sarı saç olmaz, daha renkler şöyle. Burada tabi scalp dediğimiz bir tuş da var gördüğünüz gibi. Preset ön ayarlar demek. Kamera açısını düzeltiyor. Burada gördüğünüz gibi tüm şuradaki geometrik sistemleri kendiniz istediğiniz şekilde renkte ayarlayabiliyorsunuz. Burada bakın deflate, smooth, inflate gibi, şişir, eksilt, işte maske ekle falan, ekstra şeyler ekle gibi. Çok detaylı sistemler var. Bunlara yani girmeye gerek yok. Normal bir karakter oluşurken bunlara bence çok gerek yok yani. Ama siz yine çok güzel bir preset hazırlarsanız bunları kullanabilirsiniz. Mesela bunu da hazırlayalım. Çok detayına girmeyeceğim. Bu sefer alternatif bir başlangıç seçelim. Daha başka bir başlangıç. Şimdi şeyi denedik. İşte ben bir gemiyle geldim var. İşte buradaki şey, köylerin birinde bir yerim var, evim var şeklinde. Veya bir guild'ın üyesiyim. İşte bir lokal bir lojanın da patronuyum. Orduda bir askerim gibi seçenekler var. Mesela orduda bir askerim seçeneyim. Hangi taraftasın diye soruyor. Imperial Legion'da mı, Stormcloak'ta mı, yoksa işte beni şaşırt şeklinde soruyor. Diyelim ki Legion'da mı? Imperial Legion, such noble souls. Fight well. Bunlar tabii bir eklenti olduğu için bu eklentide Türkçe bulmak mümkün değil. Bunun ayrı çevirilerini bulmak gerekiyor. Yani hangi eklenti bunu sağlıyorsa bize onun çevirisini bulmak lazım. O da çok kolay değil. Çünkü çoğu kişi bu eklentiyi bilmiyor. Henüz bilen de ben gibi çevirmiyor. Özet. Özeti bu. Ama bu görselle bayağı oynanabilir hal. Yani şöyle. Tell me again why I'm wasting men chasing after a fairy tale.
If Ulfric gets his hand on that crown, it won't be a fairy tale. Yani bu sefer bir asker olarak başladık. Don't you Nords put any stock in your own traditions? I thought the Moot chose the king. Yerler var. We're backing Elisif. When the Moot meets, they'll do the sensible thing. Bunlar da çaldı. Not everyone's agreed to the Moot. Direkt hikayenin ortasında karakterleri görüyorsunuz. Bunlarda da güncelleme var. Ablayız diyelim, parlıyor bakın. Cayır cayır. İf. İfil, ifil deriz biz. No, it's not as simple as that. But the jagged crown would be a potent symbol for his cause to rally. Fena değil görseller. But we found it first. And we gave it to Elisif. It's ayıp. In the absence of the Moot, it would further legitimize. Damn Stormcloak rebels. Perhaps. I'm entrusting you with what resources I can spare. But I'm warning you, if this turns out a waste of time and men, it won't be a waste. Make sure you take the birle bildim abi, ne yapayım? Karar verin. Abi abi sen haklısın. Bak Türkçe yarısı çevrilmiş, bir kısmı çevrilmiş. Sebebi işte detaylarımız. Ne yapmış? By holding on to fault reach white run and the rift. Askeri malzemeler alıyor. Hadi bakalım. Buluruz. Nerede? Nereden alacağız? Harita açaydın iyiydi. Haritayı açamadım. Mevcut konum. Oltun bilmem ne. Welcome to the Legion Auxiliary. Listen. Tamam. Welcome to the Legion Auxiliary. Listen up. Ulfric's right hand man, Galmar Stonefist, has located what he believes is the final resting place of the Jagged Crown. We're going to make sure he doesn't get his hands on it. The rest of my men are already assembling outside Corvinjune. I'll meet you there as soon as I finish up here. Don't wait for me. Get to Corvinjune as soon as you're ready. Corvinjune'a git hazır olduktan sonra dedi. Nerede ne alacağım? What do you need? Bak, bir malzeme lazım. Bağ malzeme verin, bağ. Oradan çaldı. I assure you, this war will be over in another sad way to kill them. Sir, this is costing lives of both Imperial loyalists and Skyrim citizens. Çaldı hala. Gidelim bakalım bir yerde. İşte burada da kalkanımızı kılıcımızı alacağız, gideceğiz, savaşacağız. Bu da yani bir yöntem. Yani oyunun ortasından başlıyor. Kitabın ortasından diyorlar ya, oyunun ortasından başlıyorsun. Veya tarafını seçiyorsun. Bu da güzel bir yöntem. Oyunda buna benzer birkaç alternatif daha var. En azından şehir, iç ve dış manzaralı nasıl olduğunu görmek açısından iyi. Işıklandırmalar efsane zaten. Ben şu yüklensin, sizin için bir de Afterburner ile açalım. Teknik verilere bakalım. 4080'e kadar zorlamaya çalışıyor oyun. Eski bir oyun motoru olduğu için çok zorlayacağını zannetmiyorum ama yine de belli bir kaynak tüketiyor. Yani bir 3080-2080'ler, 1650'ler de zaten kendi çözünürlük oranlarında çok rahat bunu full haliyle oynar. Zorlansa da oynar. Böyle çok fazla bir yırtılma tiering görmedim ben. Sadece G-Sync açtığımda gördüm yırtılmayı. O da çok yüksek FPS almaya çalıştığı için galiba. Şimdi şuradan kısa bir MSI Afterburner açıp geliyor arkadaşlar. Değerlere şöyle bir bakalım. Daha sonra videomuzu sonlandırabiliriz. Kısa bir zaten deneme videosu olacak. 60 FPS'i sabitlenmiş şu an. Ben çünkü G-Sync açıp yükseltmeye çalışmıyorum. FPS'i zor. RAM olarak 17 GB diyor ama buradaki 3-4'ünü oyun dışı kullanıyor olabilir. Normal GPU memorisi de 14 GB diyormuş. %60 derecede. %64'ünü kullanıyor GPU'nun. Gayet normal bence. Memori dediğim muhtemelen RAM'i 7 yani. Normal toplam RAM'in 7'ini 14 MB'ını yiyor. %62'de şey yediğini düşünürsek GPU gayet normal. Yani bir 4080'i zorlamıyor. Ve şurada büyük bir şehirde olduğumuzu düşünürseniz hopla bakayım. Hopla mı hopla mı bilmiyorum. Şehirlerin de dokuları tabii biraz oynanmış. Gayet güzel. Bulutu bir temiz havaya yapabilir miyiz? Teşekkür ederim. Aa düşüyor. Öleceğim arkadaşım, ne yapayım? Büyü mü yüklenmedi? Açık havalar, teşekkür ederim. Alo. Birazdan güneş açacak.
Daha iyi. Yerin 90 numara. Bir gezelim biraz daha. Biz çıkma sokağa gelelim. Müzik olarak da bir 4-5 GB'dan fazla bir eklenti var. O da tabii işe yarıyor. Müzikler de değişik. Salayım ana hepsi 10 numara görünüyor. Of, daha da çok iyi arkada. Stay out of trouble. Death bell. Ölüm çanı, hayatta toplanan bir şey. Kesin biliyormuş. Bir şehre gezelim. En azından burada savaşçı olarak başlayan bir bölümün aynı olacak. Çekemiyoruz mu? Allah'ın yağmurda çalışıyor. Helal olsun abi. Niye çalıyoruz ya? Ha? Ama konuşacağım alacağım. Balık 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 ne var babacım? Bir kuzu var, bir tane. I've got some salmon. Levrek. Yani catfish ha. Pişirilmiş kedi balığı. Orada çürür o. Çıplon mu? Rus pastiri yok burada şey. Çukla değil ama analize. Neydi o besin? Türkçe'de bir var mı? Geliyor ağzına tamam. Neymiş? Çıkıyor mu bunu? Evet, o da Skyrim'e geri dönüyor. Yani şehrin dışına çıkıyor. Kalenin çevresine bir bakalım, daha sonra videoyu sonlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi %5-10 CPU ve %50 şeyle GPU ile işi götürüyor. Çok da aşırı bir yüklendiği yok. Şimşek efektleri de olmuyor. Kardeş açık hava istedik diye var ya, yağmur verdiniz de verdiniz ya. Allah Allah. Herhalde zamanla açılıyor ama. Yanlı değil de zamanla açıyor. Bir tık daha açabilirim. Kapattı. Aa, bu kötü oldu. Aa, sırayla gidiyor. Bir bulutlu. Bak gene yağmur adını. Oğlum. Sana bir psikoloji bozuldu, yapma. Sırayla gidecek herhalde. Biraz daha hava açtık. Hafif bulutlu oldu. Daha güzel oldu. Oo, gemi falan. Başarılı. Lan düşüp ölme lan. Şey olmaz. Bunun yansımaları falan da gayet hoş. Güzel manzarayla. Buradaki video kaydını bitirebilirim. Sorularınız olsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Oyunu parça parça oynayacağız ve bitireceğim hikayesini en azından. Böyle görsel şölenle bitirmek çok iyi. Yaklaşık 291 tane eklentiyle bu kadar güzelleşti oyun. Bu da yeterli.